Haydi buyurun, başlıyor. Her hafta Kudüs Gezim'de YouTube kanalımdan sizinle Kudüs Gezim'i paylaşıyorum. Geçen hafta da Tecrübe Dağı'nı paylaşmıştım. Bu hafta da yine Eriha kentinin biraz daha böyle işlerin tıkırında olan bir böyle yerinden size görüntüler paylaşacağım. Orada sulamanın da güzel böyle kendinden coşkulu akan bir akarsuyu olduğunu söyleyeceğim. Ayrıca biliyor muydunuz? Kudüs'te, daha doğrusu İsraillerde kanser vakasına çok rastlanılmıyor. Bunun sebebi organik tarım. Aslında Filistinliler de mecburen o kadar ileri teknolojide olmamalarına rağmen iştirak ediyorlar. Çünkü gübreler çok pahalı. Onlarda da o yüzden kanser vakası fazla yok. Ve en sonda böyle çok hareketli bir yere geliyoruz. Alışveriş yerine neler alınır, neler bitilir, sizinle onları paylaşacağım. Beni YouTube'dan izlemeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen. Ben de bir elbise beğendim. Ama 828 lira. Çok pahalı. Orada her şeyi 4,6 ile benim gittiğim dönemde çarpıyorduk. Şekel kullanıyorlar. Şimdi şekel fiyatı inanın ben de bilmiyorum ama bakmam lazım. Evet, ben şimdi hemen onu bakayım. Onun bilgilerini sizinle paylaşayım, değil mi? Evet, ödevimi yaptım. Baktım. Bugünün kuruna göre 1510 liraymış şeker. Dolar ne kadarmış? 5462 lira. Orada aldığımız her şey genelde ya dolar ya da şeker. Ama doları daha çok kullanıyorlar. Euro kullanılmıyor, cebinizde kalır. Şeker de böyle bozdurduğunuz zaman onları bütünleştirebileceğiniz bir yer yok. O yüzden bazı şeyleri kredi kartıyla almak daha makbul. Ama kredi kartım da kapalıysa, o yüzden de mecburen yine dolarlarla alışveriş yaparsanız daha sizin için rahat olabilir. Oradan eğer değiştirirseniz o zaman biraz daha pahalı oluyor. Buradan alırsanız bir nebze daha ucuz oluyor. Ve oradan neler alabilirsiniz? Tabii ki hurması var, güzel. Onun da böyle kalite kalite var. Bunların hepsini daha sonraki videolarımda ara ara alışverişlerimde sizinle paylaşacağım. Ve onlara yörelerine özel olarak gene zeytinyağı da çok rağbet görüyor, alınıyor. Ama özellikle böyle bizim çeşni dediğimiz toz karışımlar var ya, hani böyle yemekleri lezzetlendirmek amacıyla katılsın. O tarz bir zahter diye bir şey var. Zeytinyağını karıştırıp onu böyle sabahleyinde veya da öğün aralarında ekmeğe bandırıp bandırıp yiyebiliyorsunuz. Ben de sizinle videosunu paylaşacağım. Ayrıca o gene karışımla nohut, böyle işte bazı bakliyat yatların işte unuyla falan nohutu çok kullanıyorlar. Yani humus da çok yapıyorlar. Hatta kahvaltılarda bile yiyorlar. Onu da nasıl yapıldığını size videosunu çekeceğim. Bir de o baharat karışımıyla yapılmış böyle köfte gibi top top bir şey var. Onun ismi de felafi. Onu da sizinle paylaşacağım. Ama diğer videolarda artık Kudüs'te ikinci günü de devirdik. Bir sürü videolarım vardı biliyorsunuz. Dışarıdan başlamıştık. Kalbine doğru gidiyoruz. Bundan sonraki videolarım daha böyle gönle hitap edecek. Hoşça kalın diyorum. Onlarda da beni yalnız bırakmayın, olur mu? Sevgiler, saygılar.